Herkese merhabalar sevgili ebeveynler. Balık burcu ya da yükseleni balık olan bir bebeğiniz varsa doğru yerdesiniz. Eylül ayı balık burcu burç yorumları videomuza hoş geldiniz. Ay yok, çocuğumun değil benim burcum balık diyorsanız siz de gelin, birazcık sizlere de tüyolar veriyor olacağım. Eylül ayı boyunca bütün gezegenlerimiz Başak burcunda hareket ediyor. Bu da demek oluyor ki siz balık burcu balık burçları ya da balık burçları ebeveynleri için aslında dönem birazcık daha başkalarıyla olan ilişkileri doğru düzgün bir şekilde yürütüyor olmak zamanı. Hem etrafınızdaki kişilerle keyifli, sevgi dolu bir ilişki kurmak çok önemli olacak. Hem onların görüşlerinin fazlasıyla hayatımız üzerinde etkisi olduğunu fark edeceğiz. O yüzden bu zaman diliminde balık burcu bebeğiniz aslında çok da kontrolü ele alamadığını, birazcık daha fedakar davranması gerektiğini, başkalarının sözlerinin onun hayatı üzerinde fazlasıyla etkili olduğunu gördüğü bir zaman dilimi olabilir. Yükseleni balıksa, yakın dönemlerde son geçtiğimiz 4-5 yıl içinde doğduysa zaten yükselenin de bir de Neptün var. O yüzden doğası gereği daha hayalperest, daha eğlenceli, neşeli ama birazcık daha da merhametli ve fedakar bir yapısı var ve bütün bu Başak geçişleriyle beraber partnerler alanı diyoruz bu alana. Biz ebeveynler için partnerimiz, çocuklarımız için ise diğer insanlar, etrafındaki insanlar tarafından birazcık daha yönlendirilmeye açık olduğu bir zaman dilimi olduğunu söyleyebilirim. Eleştirilmek çok hoşuna gitmeyecektir. Birazcık daha balık burcunun tarzı eleştirildiği zaman aslında hiçbir şey yokmuş gibi davranıp sonra o alandan yavaşça kaçmak gibidir. Tahmin edersiniz balığın kendisi nasıl, tutamazsınız aslında. Fıt diye kaçar gider hemen elinizden. İşte tam aynen o şekilde. Çok eleştirildiği zaman ya da çok sıkıştırıldığı zaman ortamdan bir şekilde kaçıp gittiğini görebilirsiniz bu zaman diliminde. Özellikle ayın ilk günlerinde daha fazla hayal, daha fazla birazcık gerçekten çıkmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Ama bu aslında çocukluk döneminde çok da büyük bir problem değil. Aksine yaratıcılıkla beraber renkleri, desenleri kullanarak çok güzel bir düzenleme yapma zamanı için uygun bir zaman dilimi. Yalnız ay boyunca özellikle 14 Eylül civarında dikkatinin dağınık olduğunu görebilirsiniz. 6-8 Eylül arası ve 14 Eylül civarı için diyeceğim. O yüzden bu dönem dikkati dağınık olduğu için de işte düşmek, kalkmak, kazalar, aksaklıklara falan birazcık daha açık olacaktır. Belki takip etmek isteyebilirsiniz. Bugünlerde ayrıca bir de ne olursa olsun üşütmek, besin ve gıda ile ilgili zehirlenmeler, kullandığınız ilaçlar varsa bunlarla ilgili bir etki tepki durumlarıyla karşılaşabilirsiniz. Sindirim sistemine ve salgın hastalıklara dikkat etmek gerekecek. Birazcık bu dönemde üşütmek de söz konusu olabilir diyebilirim sizlere. 14 Eylül ile beraber Merkür ve Venüs terazi burcuna geçiş yapıyor. 23 Eylül ile beraber Güneş de bu alana geçiş yapacak. Bu da demek oluyor ki aslında yavaş yavaş özellikle 23 Eylül sonrasında konu birazcık daha ortak değerler ve para konusuyla ilgili. O yüzden belki yapmak istedikleriyle ilgili paylaşmayı öğrenmesi gereken daha fazla paylaşımcı olacağı bir zaman dilimi olacak. Birazcık daha hayaller ve rüyalarla ilgili rüyaları çok fazla çalışacaktır. O yüzden uyku düzeninde ufak tefek aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz. Bir de bu alan her zaman için Akrep burcuyla bağlantılı olduğu için 8. ev tuvalet düzeniyle çok bağlantılıdır. Böyle bir geçiş dönemi ve ilgilenmeniz gereken bir süreç olabilir. Ekim ayı özellikle sizin için daha fazla önemli olacak. Önemli olacak bu konular. Tekrardan konuşacağız zaten sizlerle. Eylül ayı çocuğunuzun başkalarıyla ilişkilerini doğru yönettiği, doğru yönetmeyi öğrendiği zaman dilimi kısaca. Herkese keyifli bir zaman dilimi dilerim. Keyifli bir Eylül ayı dilerim. Görüşmek üzere sevgili ebeveynler, sevgiler.